Kardeşler merhabalar. 27. soruda kaldık ve buradan da devam ediyorum videomuza. Dik koordinat düzlemde iki eş düzgün altıgen. Aşağıdaki gibi yerleştirildi. X eksenine paraleldir diyor. B noktasının orijine olan uzaklığı, şuradaki BO mesafesini bulacağız birazdan. Şimdi önce şurayı bir konuşalım. Bunun ordinatı 5√3'müş. Yani X'e uzaklığı şurası 5√3, tamam. Apsisi, şimdi paralel olduğu için tam şu şöyle köşeden geçecek. Şurayı da şöyle devam ettirelim. Burası da toplam 14'müş dostum. Şimdi ben bu keratanın bir kenarına 2A desem, düzgün altıgenin bir kenarı 2A. Dostum, uzun köşegenin neydi? Bir kenarın 2 katı 4A. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 idi. Dolayısıyla dış açısı 60. Şurada 30, 60, 90 çıktı. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı da A'dır dedim. Ve şurası bakın 1, 3, 4 daha 7A geldi. 14'müş burası. Demek ki A 2'ymiş. Bunu anladık. A 2 ise bunun bir kenarının 4 olduğunu anladık yani. B noktasının orijine uzaklığını soruyordu bize. Hemen orayı da şöyle bulalım dostlarım. Şu kısmı soruyor. Şurayı soruyor. X diyelim. Şurayı biz A yani 2 bulduk. Şuradan aşağı inen dikliği de 5√3 vermişti. Hemen Pisagor'umu çakıyorum. 5√3'ün karesi 25 çarpı 3'ten 75 artı 2'nin karesi de 4 eşittir 79. Kök 79 Denizli'dir cevabımız. Dik koordinat düzleminde kenarları x eksenlere paralel olan ABCD dikdörtgeninin köşe koordinatları A, B, C, D, tamam. AD boyunca katlandı D köşesi AC köşegen üzerindeki F noktasıyla çakışmaktadır. Şimdi şu AC köşegenini bir çizelim. Ve buradan DE katlandı, buraya geldi. F noktasıyla da çakıştı. Tamam. DE buraya eşit. Bu adam buraya eşit. Kat çizgisi açıortaydır. Gösterdim. Bu 90'da burasına geldi. Peki. Şimdi bildiğimiz şeyler. Bunun Y eksenine uzaklık apsistir 4. X'e uzaklık ordinattır 5. Demek ki buradan aşağı inen de 5. Apsis yani şuranın tamamı bu sonuna kadar 20'ymiş. Şuraya 16 kaldı diyelim. Bunun ordinatı 17'ymiş. Yani şu sonuna kadar indirdiğim diklik 17. 5 burada 12 kaldı. 12, 16, 20 üçgeni çıktı. Şimdi şurası 12. O zaman burası da 12. 20 olması için şuraya da 8 kaldı diyebilirim ben. Başka F noktasının koordinatları toplamını soruyordu bize. Apsisini ve ordinatını bulacağız şimdi birazdan. Tamam, onları da bulalım hemen. Şimdi benzerlik yaparak çok rahat bulabilirim diye düşünüyorum. Şuradan F'den aşağıya bir diklik indireyim şöyle. Burası F'nin ordinatı ki şu kısmı zaten 5. Şurayı bulacağız biz. Ona da X diyelim. Benzerlik yapıyorum. Bakın 12 bölü 20 eşittir x bölü 12'ye. Hemen bir sadeleştireyim. 4'e böleyim 3, 4'e böleyim 5. 5x eşittir 36, x eşittir 36 bölü 5. Yani 72 bölü 10, 7.2 arkadaşım burası. Şimdi şurada 12'ye 8 oranı var ya, bak bu paralel doğru. Burayı 12'ye 8 oranında bölmüş. Yani sadeleştirirsem 3'e 2. O halde burayı da 3m'ye 2m oranında bölecek ki 5m'yi toplam biz 16 diyebiliyoruz. M eşittir 16 bölü 5. Bana 3m lazım. Şurası lazım. 16 bölü 5 ise 48 bölü 5'tir 3m. Yani 96 bölü 10 9.6 yani. Burayı da buldum. Şimdi F'nin koordinatlarını yazıyorum dostlar. Apsisi şurasıdır. Şu uzunluk. Yani 4 ile 9.6'nın toplamı 13.6. Bu apsisi, şimdi ordinatını yazıyorum. 7.2 ile 5'in toplamı yani 12.2. Toplamları 25.8. Edirne cevabımız. Dik koordinat düzleminde dikdörtgeninin A köşesinin koordinatları 8'e 0'dır. Yani şurası 8 birimmiş.
C köşesinin koordinatları 13'e 10. C'nin apsisi 13. Şurası 13 yani. 8 burası olduğu için şuraya da 5 kaldı. Yani kısa kenarım 5. 10 diyor, uzun kenarım da 10. A köşesi etrafında ok yönünde devrildiğinde D köşesi Y ekseninin üstüne geliyormuş dostlarım. Hemen devirelim bunu biz A'nın etrafında. D köşesi tam şuradaki Y'nin üstüne geliyormuş. Şuraya gelsin. Şöyle dikdörtgen, burası 5 birim. C üssü burası olur. Şöyle bir yeni hal alır dikdörtgeni. Burası da B üssü olur. B köşesinin yeni koordinatları, yani B üssünün koordinatlarını istiyor bizden. Devamını yapalım şimdi dostlarım. Buradan aşağıya bir diklik indirdiğim, burası B üssünün ordinatıdır. Bunu bulacağız. Şimdi bu uzunluğu 10'du, burası da 10. Şuraya 6 kaldı tabii haliyle. Kısa kenar 5'ti, buraya 5 yazalım. Şunu sildim. Bakın burada da şu dik üçgen 6, 8, 10. Bu dik üçgen demek ki 3, 4, 5. Tabii şuraya A diyelim. 90, B, 90, A ve B. Burası ya, bu 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 5 ya. Demek ki benzerlik oranları 5'e 10, yani 1'e 2. O halde burada A'nın karşısı 8 ise burada A'nın karşısının 4 olması lazım. B'nin karşısı 6 ise de 3 olması lazım. Bakın B üssünün X'e uzaklığı 4, yani B üssü noktasının ordinatı 4, apsisi de şurasıdır değil mi dostum? Yani 8 ile 3'ün toplamı 11. 11'e 4, Edirne'de var. Şuna bakalım. A ve B köşelerinin koordinatları karton koordinat düzlemine yerleştirilmiştir. Y ekseni boyunca katlandığında bu üçgen elde ediliyor. A ile C üssü noktaları arasındaki uzaklık nedir? Şimdi dostum, bunun apsisi dediğim yer şurası kaçmış? 12. Ordinatı da 9, yani şurası da 9. Hemen bir öklit çakıyorum. Bak dikdörtgen ya bu. Diklikten diklik indi. 12'nin karesi yani 144. 9 çarpı 16'dır. Şurayı 16 buldum. Lan zaten 25'ti. Oradan da söyleyebilirdim bunu. Şuradan da bir diklik indirdiğimde yine bu da 12. Yine bu da 9. Şu araya da ne kaldıysa artık o. 16'dan 9 çıktı. 7 kaldı bu araya. Şimdi bakın burada da gösterelim. Buradan indirdiğimiz diklik 12. Şurası 9. Buradan indirdiğimiz diklik 12, şurası 9, araya da 7 kaldı. Bana da C üssüyle A üs arasındaki mesafeyi, yani 7'yi soruyor. Cevap Denizli'den geldi. Evet, bu sorudayız. Döndürüldüğünde şekil 2 elde ediliyor diyor. Levhanın alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum, bunun apsisi 8. Ordinatı 6. 6, 8'den 10 üçgeni çıktı. Demek ki şu kenar 10. Sonra bunun ordinatı 2. Şöyle tamamlasak bunu bir de. Şurası 2. O zaman buraya 4 kaldı. Bakın evet, yine benzerlik yapabiliriz dostlarım. Şunu biraz incelteyim. Şuraya A 90 B. B 90 A. A 90 B. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu V hareketi var dostlarım. Arası 90 derece olan bir V. Bak burada var. Kaçtır bunu çözüyoruz biz aslında. Burada habire benzerlik yapıyoruz. Bunu kaç soruda gördük dostlarım. Şu benzerliği kaçırmayın. Bunu görün dostlar. Şimdi burada A'nın karşısı 4. A'nın karşısı 8. Yani 2 katıymış kardeşim. O halde B'nin karşısı 6 ise burada yarısı olacak 3. 10 ise 5. Bakın levhanın alanı 5 çarpı 10 bölü 2'den 25'i paketledim. Bu arada şu önceki videomuz editlenmiş. Bir duralım da onu yapayım. Evet. Tamam, onu da hallettik. Devam. 31. soruda tamamdır. Şimdi gelelim 32'ye. Y ekseni üzerindeki aşağıdaki gibi uç noktaları böyle olan. Şimdi K'nın 20, L'ninki de 5. Yani L'den aşağı indirdiğimiz mesafe 5. K'nınki 20 ise şuraya da 15 kaldı, çubuğun boyu. Bir numaralı ok yönünde A derece döndürüldüğünde L noktası 12'ye K. Şöyle A derece döndürüyorum. Bir L noktası ki boyu değişmiyor, yine 15.
L'nin koordinatları yani L üssünün koordinatları 12'ye K oluyormuş. Şurası 12'dir. Şuraya da 9, 12, 15'ten 9'u yazalım diyelim. Peki. A derece döndürdük bu arada burayı. Tamam. Bu çubuk iki nolu ok yönünde beta kadar döndürüldüğünde de L2 üssü noktası. Şimdi beta kadar döndürüyorum. Burası da beta. L2 üssü noktası elde ediliyor diyor. Tabi boyu değişmiyor yine 15. Alfa ile beta'nın toplamı da 90. Şurası da 90'mış bu arada arkadaşlarım. L2 üssünün koordinatları toplamını soruyor. Bakın yine az önce de söyledim ya. V hareketi aradaki açı 90'sa hemen şurada dik üçgenlerin benzerliğini yapıyoruz dostlarım. A 90 B, B 90 A 90 B. Ve bunlar eş üçgen değil mi? Bakın ikisinin de 90'ının karşısı aynı. 15 15. O halde eş üçgenler. Burada şurası 12 ise tabii burası da 12, burası da 9. B'nin karşısı 9 ise burada da 9, A'nın karşısı da 12'yi yapıştıralım. Şimdi L2 üssünün koordinatları şuraya olan uzaklık yani Y'ye olan uzaklık 9. O zaman L2 üssünün apsisi eksi 9 tabii ki ikinci bölgede. Ordinatta şuradan aşağı inen dikliktir ki toplam 20 idi şuradan aşağı inen. 12'si buradaysa da 8 kaldı. Eksi 9'a 8 toplamları da eksi 1. Evet güzel soruydu bu da. 33. Bir kenara AB olan kareler çiziliyor. Buna göre bu karelerin ağırlık merkezlerinin koordinatları toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bir kenarı AB olan kareler çiziliyor. Kenarı değil mi? Evet. Şimdi karelerden biri şu olur. Bir kenarı AB olan karemiz budur. AB, CD diyelim. Diğeri de şu olsa gerek arkadaşlarım. Şöyle bir kare olur. Şöyle bir şey olur diye düşünüyorum. Buna da EF diyelim. Ağırlık merkezlerinin koordinatları toplamı. Şunun ağırlık merkezi G1 olsun. Bunun ağırlık merkezi de şurada bir yerde G2 olsun. Şunların toplamı nedir diye, koordinatları toplamı nedir diye bir şey sormuş bize. Peki. Şimdi şurası orta nokta oldu değil mi arkadaşlarım? Ağırlık merkezi olduğu için burayı ikiye böldü. X'leri topla 8, 2'ye böl 4. Y'leri topla 8, 2'ye böl 4. Peki bu 4'e 4, bunların da X, Y, işte Z, M desem, buranın da orta noktası olduğu için bunların da toplamlarının yarısı olmayacak mı arkadaşlarım? Yani X ile Z'nin toplamının yarısı 4. O zaman X ile Z 8. Y ile M'nin de toplamının yarısı 4. O zaman Y ile M'nin toplamı da 8. Bütün koordinatların toplamı 16 geldi. Vay güzel soruymuş ha. Evet 34. Bakalım bu ne diyor. Ağırlık merkezi böyle bulunur diyor. Tamam onu biliyoruz zaten. Dik koordinat düzleminde köşeleri A, B ve C. Gördük hepsini de. Ve E noktasında gördük. Karınca E noktasında bulunan bir karınca sabit hızla hareket edip B, C, A, B, C, A köşelerine en kısa yoldan gitmek istediğinde 3 köşeye de aynı zamanda ulaşıyor diyor. Ha, B'ye de C'ye de A'ya da aynı zamanda ulaşıyormuş. Demek ki burada muhteşem üçlü var. Dik üçgenmiş bu meğersem. Ağırlık merkezi G olduğuna göre diyor. Şurada bir G ağırlık merkezimiz var. A, G, C şu üçgeninde ağırlık merkezinin koordinatları toplamı. Önce şu G'yi bir bulalım. Şimdi buradaki E orta noktaysa önce B'yi bulalım biz. Nasıl bulacağız hocam? Şöyle bulacağız. Üç köşeyi yok şu ikisinin ortasını alacağız değil mi? 15 ile neyi toplayıp 2'ye bölersem bunu bulurum 9'u. Tabii ki 3'ü arkadaşlarım. 18 bölü 2'den 9. Demek ki bunun apsisi 3. Sonra 2 ile neyi toplayıp 2'ye bölersem burayı bulurum. Tabii ki 11'i. 11 artı 2, 13 bölü 2'den 13 bölü 2. Bu köşeyi bulduk. Şimdi G'yi bulalım. G büyük üçgenin ağırlık merkeziydi. 3 köşeyi toplayıp 3'e bölecektim. 3. 3 daha 6. 15 daha 21. 3'e böldüm 7. 11, 2 daha 15, yok 13.
2 daha 15, 3'e böldüm 5. İşte G'nin koordinatları 7'ye 5. Tamam. Şimdi benden de bu üçgenin ağırlık merkezini istiyordu dostlarım. Ağırlık merkezi. Hadi bunun da ağırlık merkezi yine 3 köşeyi toplayıp 3'e böleceğim. 7. 3 daha 10, 15 daha 25 bölü 3. 5, 2 daha 7, 2 daha 9 bölü 3'ten 3. Bunların toplamı 3 kere 3 9. 25, 9 daha 34 bölü 3'müş dostlarım cevap. 35. Birim kareli ekonomi C O noktasından harekete başlayan bir hareketlinin her adımı bir birimdir. Tamam. Bu hareketli ilk adımda 1, ikinci adımda 2, eninci adımda en birim yol alıyor. Adım sayısı bittikten sonra sola doğru 90 derece dönüp hareketine devam ediyor. Bu hareketlinin 19. adımının sonunda bulunduğu noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 19. adım. Şimdi şurası birinci adım, değil mi? İlk adımda 1, ikinci adımda 2 birim yol alıyor. Şimdi ikinci adım dediğimiz şurası. İkinci adımda 2 birim yol alıyor. 19. adımda 19 birim yol almalı, değil mi bu arkadaşlarım? 19 birim. Şurası 3. adım, şurası 4. adım, şurası 5., 6., 7., 8., şurası 9., şurası 10, 11, 12. adım, 13. adım, şurası 14., 15., 16, 17, 18, 19. adımda ben şurada. Şuradaki noktada olacakmışım dostlarım. Şu köşede olacakmışız. Peki. Koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru soruyor. 19. adımda da burada olacağız. Peki. 1, 2, 3. adımda buradayım. 4, 5, 6, 7. adımda buradayım. 4 fazlası. 7. adım. 8, 9, 10, 11. adımda buradayım. 4 fazlası. Böyle mi gidiyorum acaba? Evet, böyle böyle gidiyorum. 7'deydim değil mi? Şurada 7 miydim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. adımda buradayım. 12, 13, 14, 15. adımda buradayım. 16, 17, 18, 19. adımda buradayım. Evet, dörder dörder fazlasıyla gittiği için tamam, 19 direkt buraya denk düşüyor arkadaşlarım. Burada bir sıkıntı yok. Bir de şunu anlayalım. Şimdi şuradaki noktanın koordinatlarına baktığımda eksi 2'ye 2. Şu noktanın koordinatlarına baktığımızda şurası 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3, 4, eksi 4'e 4. Şu nokta o zaman ne olacak? Bir daha bakalım da biz garanti olsun. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 6, eksi 6'ya 6, eksi 8'e 8, eksi 10'a 10. Evet, böyle. Galiba yine benzer bir soru. Dilara bilgisayar üzerinde tasarladığı bir oyun için robotları başlangıç noktasından itibaren komutlar vererek hareket ettiriyor. Robotlar başlangıç noktasından itibaren bir birim kuzeye gidip A1 noktasına, bundan sonra iki birim doğuya gidip B1'e, sonra 3 birim güneye, yani batı yönünde 4 birim bu şekilde gidiyor. Bir önceki yöne gittim. Bir birim fazlasına giderek yoluna devam ediyor. Başlangıçta o noktasında bulunan robotun hareketlerinin bir kısmı koordinat düzleminde gözükmüyor. Robot harekete başladığı andan itibaren 10 birim yol sonunda bulunduğu nokta ile 36 birim yol sonunda bulunduğu nokta arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bir soru soruyor. İki birim. 10 birim yol sonunda diyor. Şimdi 1, 2, şurası 3 birim, şurası 4, şurası 5 birim. Şöyle gelecek bir 6 birim gelmiş olacak burada arkadaşlarım. Şöyle bir 7, şöyle bir 8 birim geliyor. Şöyle bir 9 birim şuradan gitti. 10 birim geldi. 10. birimde buradayız dostlarım. Bu noktadayız. Şimdi bir de neydi? 36 birim yol sonunda. Şimdi 36'yı bulalım. 10 burası, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36 birimde de burada bir yerde bir noktada olacağız. Ve bize de bu yol sonunda bulunduğu noktalar arasındaki uzaklığımı soruyor dostlarım. Bence ben soruyu yanlış anladım ya. Böyle olmaz bu. 36 birim 10 birim yol sonunda diyor ya. Bence başlangıçtan itibaren 10 birim yol aldığını söylemek istiyor ya. Böyle olmaz. Çünkü bakalım başlangıçtan itibaren 1 burası, 2 burada, 3 yaptı. 3 buradan aldı 6. 3 de buradan, 4 de buradan geldi. Burada olur. 10 birim sonunda burada olması lazım. Şimdi 36 birim gitmesi için buraya kadar 10. 5 daha 15, 6 daha 21, 7 daha 28, 8 daha şurada oluyor arkadaşlarım. Benim bu anladığım daha düzgün oldu bence. 36 birim yol aldığında da burada. Bize de bu ikisinin arasındaki uzaklığı soruyor. Yani olması gereken böyle bence. Şimdi bildiğimiz şeyleri yazalım. Buradaki mesafeyi de ölçelim bakalım. Şurası neyi biliyoruz biz şimdi? Şurası 1 birim. 1 birim. Burası 3 ise şuraya 2 birim kaldı. Şurası neyi biliyoruz başka? 5 neresiydi? Şuranın tamamı 5. Burası 2 ise buraya 3 kaldı. 3, burası da 3, buraya 4 kaldı. 3 buradaysa şu aşağıya 1 kaldı. Yani şuradan inen diklik 1. Şimdi şurasının tamamı 8. Şurayı bulalım. Burası 1. 4 de buradan 5. Burası 5 ise burası da 5. Şuraya da 3 kaldı. 1, 3, kök 10. Ama şıklarda yok. Dur, baştan bir daha yapalım. Elhamdülillah. Baştan bir daha yapalım arkadaşlarım bunu. İlk başta anlamadık ya şimdi kafa karıştı. Bir daha rahat rahat çözelim şimdi. Anladık çünkü soruyu artık. Şimdi dostum ne diyorduk? 10 birim yol alacak. Şurası 1. Biraz da kalın yapayım bunu ya. 1. 2 daha 3 yaptı. 3 daha burası 3 birim toplam, hatta 1 şurası, 2 burası değil mi? 3 daha 6 yaptı. 2 burası, 4 olacak burada aldığı yol. Burada 2 yaptı. 10. Şuradayım şimdi. Şimdi şurası 2, burada 5 birim yol alacak. 3 kaldı buraya. Şuradan 6 birim yol alması lazım toplamda. Şurası 2, şurası 2. 2 birim daha dışarıya taştı. Yani şöyle gösterdiğimde 6 birim. 2 daha dışarıya taştı. Şöyle yapalım. Burası 2, burası 2, burası 2. Sonra 7 birim yol alacak. Şöyle aşağıya doğru indirelim. 7 birim. Şurası toplam 3. Şurası 2 hatta. 1 burada 3, 2 de burada 5. 2 birim daha aşağıya kaydığımda ben buradan 7 birim yol aldım toplam. Şuradan devam ediyorum. 7'den sonra 8 birim yol alacağım. Şimdi şurası zaten 2, 4, 6, 2 birim daha bu tarafa gelince 8 birimi tamamlamış oldum. Şurayı soruyordu bana. X burası. Şimdi bildiğimiz şeyleri yazalım. 8 ise şurası zaten 6, burası da 6, buraya kaldı 2. Burası 2 ise burası da 2, 2, 2, 2 kök 2. Yani bakın aslında kolay bir soru ama biz ilk başta soruyu anlamamışız dostlar. 37 dik koordinat üzerinden dikdörtgenin B köşesi x eksen üzerindedir. D ona 15, A ile C köşeleri arasındaki uzaklık 17. Dostum A ile C arasındaki köşegen diyor bize değil mi 17? Dikdörtgende köşegenler eşitse bu D ile B arasındaki uzaklık da 17. B'nin apsisine x desek ordinatı 0. Bakın iki nokta arasındaki uzaklık 17'ye eşitlenecek. Hadi yapalım. 10'dan x çıktı, kök içinde yazalım. 10 eksi x'in karesi artı 15 eksi 0'ın karesi, yani 15'in karesi eşitmiş 17'ye. Çakallık yapıyorum. Burası 8, 15, 17'dir. Ya 8 ya da eksi 8'dir dostlarım. Hemen 10 eksi x'i 8'e eşitledim. X eşittir 2. Zaten şıklarda var. 10 eksi x'i eksi 8'e eşitledim.
x eşittir 18 geliyor. Zaten şıklarda yok. Evet, 38. Dik koordinat düzleminde 4'e 0 noktasında x eksenine dik biçimde yerleştirilen mum 5 saatte tamamen eriyip tükeniyormuş 5 saatte. 8'e 0 x eksenine dik biçimde yerleştirilmiş 3 birim uzunluğundaki diyor. Şurası 3 birimmiş. Tamam, şurası 4 birim. Şurasının 6 olduğunu buldum. Hadi gelin mumun boyunu benzerlikten bulalım. 6 bölü 10. 3 bölü x diyelim mumun boyuna. 5 geldi değil mi mumun boyu? 5 saatte de 5 birimlik mum eriyormuş. Tamam. Başlangıçtan 1 saat sonra. Şimdi 1 saat geçtiğinde 5 saatte tamamı eriyorsa 1 saatte de 1 birimi eriyecek değil mi? Mumun şu 1 birimlik kısmı eridi. Şurası gitti mumun. Şurası kaldı sadece. Mum burada şimdi. Gölgesinin boyunu soruyor. Şimdi mum buradan şöyle bir gölge yapar. Şuralara falan gelir bu gölge. Şimdi buradaki şu gölgenin boyunu soruyor, değil mi? Hangi noktaya uzanır diyor. Şu noktanın apsisini bulacağız. Çünkü ordinatı zaten sıfır. Şuraya biz x diyelim. X'i bulalım. Şurası da 4 birim zaten. Zaten 14 buraya kadar geldi, değil mi? 14 burada var. 14 artı x'i soruyor bise. 14 artı x'e 0'dır benim aradığım gölgenin uç noktası. Gelin bunu da benzerlikten devam ettirelim. Şimdi şurasına 4 birim kaldı artık. Bir birimi eridi çünkü 4. Burası zaten 3. Şimdi 3 bölü 4 benzerlik oranı eşittir. 6 artı x bölü şuranın tamamı diyeceğiz. X artı 10. Buradan hemen 24 artı 4x eşittir. 3x artı ne oluyor? 30. 3x'i buraya alalım. X. 24'ü buraya alalım. 6. X 6. Şurası 6'ymış. Toplayalım burayı. 10. 10 da buradan 20. 20'ye 0'mış arkadaşlarım. Bizim absesimiz. Evet, 39. Dik koordinat düzleminde A, B, C, D, E, F noktaları açılan sonra bu köşelerden seçilen iki farklı kare çiziliyor. Dur o zaman yapalım bunu hemen şimdi. Şimdi A eksi 2'ye 3. Eksi 2 burada. 3 de burada. Eksi 2'ye 3 noktası şurası. A. B 0'a 1. B burada. C 4'e 1. Şimdi 4'ü şöyle dışarıya doğru uzatacağım ama 4 şurası, 1 de burası olduğu için şöyle yapayım. C 4'e 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bu da Denizli noktası. E 0'a 5. 1, 2, 3, 4, 5. E. F 2'ye 3. 2'ye 3. F de burada. Ne diyor şimdi? İki farklı kare çiziliyor. Ya bu sınav sorusunun neredeyse aynısı olmuş dostlarım. ÖSYM'de böyle bir soru sordu. Bakın bu birinci kare. Şöyle. İkinci kareyi de yeşille çizeyim hatta. Şu açık yeşil olsun. O da şöyle. Bu da ikinci karemiz. Evet. ÖSYM ortak noktalarını sormuştu. E ile B'dir, değil mi? İkisinin ortak noktası. Bakalım bu ne sormuş. Diyor ki buna göre alanı büyük olan karenin ağırlık merkezi ile bu iki karenin ortak köşeleri olan noktaları, bakın alanı büyük olanın ağırlık merkezi tam ortası yani şurası. Ortak noktalarda E ile B bu noktaları birleştirdiğinde oluşturduğun şu üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Hemen gerisini yapalım dostlarım. Şurası 4 birim. Yüksekliğimde 2 birim. 4 çarpı 2 bölü 2'den 4'ü işaretledim. Zeminde bir dik koordinat yerleştirdiğinde A noktasının apsisi ile B noktasının ordinatı 4 oluyor. Şimdi koordinat düzlemine B'nin ordinatı 4 yani x eksenine uzaklığı 4 birimmiş B'nin dostlarım. Yani x ekseni B'nin 4 birim altındaymış. 1, 2, 3, 4 birim altındaysa x ekseni burasıdır kardeş. Aha bu x ekseni. Bak A'nın da apsisi 4. A'nın da apsisi 4 ise y eksenine uzaklığı 4 birimdir bu adamın, değil mi? Y eksenine uzaklığı 4 birim olacak.
Demek ki A'nın da 4 birim sağında veya solunda olacak. Ama dur bakalım. Ordinatı 4 bunun, değil mi dostlarım? Ordinatı 4. Y eşittir 4 doğrusu üstünde bu. Y eşittir 4 doğrusu burasıysa doğru. X bunun 4 birim altında kalacak. Doğru. Apsisi 4 ise de 4 de şuralarda bir yerde olsun. Evet. 4 birim solunda da y ekseni. 1, 2, 3, 4 birim solunda da y ekseni olacak. İşte y de burası. Orijin burası. C'nin orijine olan uzaklığı. Şurayı soruyor dostum. Bak Pisagor yapalım. 2, 2, 2 kök 2. 41. Yerleştirilmiş birim kareleriyle ABC noktalı şekilde verilmiştir. X ekseni 2 birim yukarı ötelendiğinde A noktası X ekseni üzerinde. Bak X ekseni demek ki şurasıymış ki 2 birim yukarı öteleyince A X'in üstüne denk geliyormuş. Y ekseni sağa doğru 1 birim ötelenirse B Y ekseni üstünde oluyor. Demek ki Y ekseni de buradaymış ki 1 birim sağa doğru ötelediğimde B, Y ekseni üstünde geliyormuş. Buna göre C noktasına 5 birim uzaklıkta bulunan noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi C'nin koordinatlarını biz eksi 2'ye eksi 1 diye bulduk. Eksi 2'ye eksi 1. Hangisi 5 birim uzaklıktadır diye soruyor dostlar bize. Şimdi C'ye böyle kafadan söyleyebileceğim şu var. 5 birim uzaklıktaki nokta 2, 4, 5. Şu nokta mesela 5 birim uzaklıktadır. Nedir bu? 3'e eksi 1. Var mı öyle bir şey? Yok. 5 birim uzaklıkta şöyle yukarıya doğru çıkarsam 5 birim. Şuradaki noktadır değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. O da eksi 2'ye 4 noktasıdır. Eksi 2'ye 4 var mı? Yok. Yani böyle tek tek bulmayacağız o zaman. Hatta bir de 3, 4, 5 deneyeyim ya. Şimdi şurasından 1, 2, 3, 4 alayım. Şuradan da 3 alayım. Şu nokta mesela 5 birim uzaklıktadır. Bu da 2'ye 2. Aha da var lan, yakaladık. Ya da ne yapacaktık dostlarım? Ben direkt C'nin A'ya olan uzaklığını yazacaktım. Bakalım 5 mi değil mi? İki nokta arası uzaklıktan. Sonra B'nin, sonra C'nin diye tek tek gidecektim. Uzatacaktık biraz yani. Zerrin matematik dersinde yaptığı bir etkinlikte dik koordinat düzleminin y ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Sonra işaretli bu noktanın x koordinatı 4 birim azaltıp y koordinatı ikinci bir nokta, ikinci noktadan yönelik x ekseni bir nokta elde ediliyor. Tamam, Zerrin üçüncü noktaya en işlemek elde ettiği dördüncü noktanın koordinatları toplamı kaçtır? Evet, bu da bir üniversite sınav sorusunun kopyası. Şimdi Zerrin y ekseni üstünde bir nokta işaretliyormuş dostum. Bak birinci noktamız y ekseni üstünde ise apsisi sıfırdır, ordinatını bilmeyiz. Bu işaretlediği bu noktanın x koordinatını 4 birim azaltıp, şimdi bunu 4 azalttığımda eksi 4, y'yi de 3 arttırırsam y artı 3 olur. Bu birinci nokta. Ha, yok, bu ikinci noktaymış. Bu birinci noktamız. Şimdi üçüncü noktayı buluyorum. Aynı şeyi yapıyorum. X'i 4 azaltıyorum. Eksi 8, y'yi 3 arttırıyorum. Y artı 6. Dördüncü nokta. X'i 4 arttır. Eksi 4. Eksi 12. 4 azalttım. Eksi 12. Bunda 3 arttırdım. Y artı 9 diye gidiyor böyle. Ne diyordu şimdi? İkinci nokta. İkinci nokta uyguladığında da x ekseni üzerindeki bir noktaymış. Bak ikinciye de aynı işlemi uygulayınca bu x ekseni üzerindeymiş. Yani y'si sıfırmış. O zaman y eşittir. Eksi 6 geldi. Bak bunu bulduk. Dördüncü nokta ne oldu? Y eksi 6 ise şurası 3 geldi. Eksi 12'ye 3. Bize de bunların koordinatları toplamı. Eksi 12 ile 3'ün toplamı eksi 9'dur demek düşüyor. Evet, son sorumuz, sonra ÖSYM sorularına geçiyor dostlarım. Beyza ve Başak matematik dersinde aşağıdaki etkinliği yapıyorlar. Peki. Beyza x ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. Hadi şu Beyza'nın yaptıklarını biz de yapalım. X ekseni üzerinde bir nokta işaretliyor. O zaman x'ini bilmem ama y'si 0. Tamam. Daha sonra bu noktanın x koordinatını 2 arttırıp x'i 2 arttırıyorum. X artı 2. Y koordinatını 1 azaltıyorum. 0'ı 1 azaltırsam eksi 1. Bu durumda ikinci bir noktayı buldum. Bu ikinci nokta, bu birinci nokta. Az önceki soruya benziyor, değil mi?
İkinci noktaya da aynı işlemi yapıyorum. X'i 2 arttırıyorum değil mi? X artı 4. Y'yi de bir azaltıyorum. Eksi 2. Bu da üçüncü nokta. Bu sırayla işlem yaptığında elde ettiği beşinci nokta. Aha 3'ü de bulduk. Hadi 4'ü bulalım. X artı 6'ya bir azaltıyorum. Eksi 3. Bu dördüncü nokta. 5'i yazıyorum. X artı 8'e eksi 4. Bu da 5. nokta. Ve bu 5. nokta y ekseni üzerindeymiş. Yani apsisi 0. O zaman x artı 8 0. X eşittir eksi 8. Yani benim noktam eksi 8'e 0'mış aslında diyorum. Şimdi başar da y ekseni üstünde bir nokta işaretliyor. Yani 0'a y gibi bir nokta. X koordinatını 2 arttırıyor dostum. İkinci noktayı buluyor. Bu birinci. X koordinatını 2 arttırıyor. 0'a 2 ekledim. 2. Y'yi 1 azaltıyor. Aslında az önceki yaptığımızın aynısını yapıyor. Y'yi 1 azalttım. Bu ikinci nokta. Üçüncü noktayı bulalım hemen. X'i 2 arttır. 4. Y'yi 1 azalt. Y eksi 2. Sonra bu 3. Dördüncü noktayı da bulalım. Kaçı soruyor bilmiyorum ama. 6'ya y eksi 3. Dördüncü nokta. Böyle gidiyor bu. Kaçı soruyor bize? Yedinci nokta. Oo, bayağı uzun sürecek bu. Şimdi yedinci noktada da olay şu bak. Şöyle gidelim. Çok uzatmayalım biz. Yedinci noktayı yazacağım şimdi direkt. Yedinci olay şu ilişkiyi yakalayın. Bak. Zaten ordinat lazım ya bize. İkinci noktada 1 çıkartmışım. 3'te 2 çıkartmışım y'den. 4'ten de 3. Dördüncü noktada da 3 çıkartmışım. Yani kaçıncı noktayı yazıyorsam bir eksiğini y'den çıkartmışım. Yedinci noktayı yazıyorsam bir eksiği 6'yı y'den çıkarttım da bu da ordinatıymış dostlarım. Ve bu da x ekseni üstünde olduğuna göre y'si 0'dır. Yani y eksi 6 eşittir 0'dan y'yi de 6 buldum. Peki y 6 ise bu da 0'a 6 noktasıymış. Ne diyor bize? Bu iki noktanın başlangıçta işaretledikleri iki noktaların arasındaki uzaklık. İki nokta arası uzaklık yapın diyor. Birisi 0'a 6, birisi de eksi 8'e bilmem ne. Bize de şurayı soruyor dostlarım. 6, 8, 10 paketledim soruyu. Gençler öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone de olun dostlar.